Arkadaşlar selamlar. Bugün böyle bir dedim şey yapayım. İki kitap falan böyle önereceğim. Biri böyle roman tarzı. Daha çok roman değil de bilim kurgu falan. Diğeri de böyle seyahatname üzerine. Biri bu. Moğolistan seyahatnamesi. Kronik kitabın 13. yüzyılda Avrupa'dan Orta Asya'ya bir yolculuk. Plano Carpini'nin zaten bunu bilen bilir. Hani tarihle falan ilgisi olan özellikle Moğol tarihine falan ilgisi olan bilir. Bu da Ayda 172 Saat diye bir kitap. Şimdi bu ikisinin şeyi ne dedim öylesine bir hani hem ikisine bu çünkü dedim kısa abi bu çok kısa bakayım yani 200 sayfa falandı galiba yani aşağı yukarı 170 sayfa falan diğeri de ayda 172 saat ben birkaç günde falan bitirmiştim 300 sayfa civarı abi şimdi Moğolistan seyahatnamesinden başlayayım. Şimdi Moğollar Avrupa'nın ya yani Polonya'ya kadar falan gelmişler. Hatta şöyle söyleyeyim Moğolların bazı akınları Bosna Hersek tarafına falan kadar geliyor. Yani Adriyatik kıyısına diyeyim. Yani İtalya'nın böyle karşı kıyısına. Diğerinde de Ay'a 172 saatte de şöyle bir durum var. 4-5 tane genç seçiliyor işte. Mars şey NASA Ay'a 40 yıldır falan böyle bir şey göndermemiş. Bir uzay programı falan yapmaya çalışıyor. Bunun üzerine hikaye konu ediliyor. Abi şeye gelecek olursak Moğolistan seyahatnamesine. Papa bir şey göndermek istiyor. Bir elçi. Moğol imparatoruna diyor ki hani niye geldin Avrupa'ya falan. Ne istiyorsun Avrupa'dan tarzı. Abi şöyle bir kısa bir şey anlatayım. Carpini böyle 130-140 kilo gibi bir adam. Ya yani, okuduğuma göre öyle. Şöyle yapıyor. Bu iki keşiş galiba çıkıyorlar falan. Böyle bir İtalya'dan falan gidiyorlardı. Ya yanlış hatırlamıyorsam bayağı oldu bunu bir buçuk sene. Almanya falan gidiyor. Almanya'dan da böyle Rusya tarafına. Rusya'dan da şeye gelecekler. Rusya'da bir tane valiye denk geliyorlar. İşte alıyor Papa'nın mektubunu. Valiye uzatıyor falan. Vali okuyor. Dur 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 diyor. Bu diyor bana değil. Bu benim diyor amcama. Nasıl diyor siz diyor şey değil misiniz falan. Han değil misiniz? Hayır diyor ben valiyim. Abi vali dediği adam Rusya'dan Atlantik'e kadar. Bak vali dediği adam Rusya'dan Atlantik'e kadar. Haritayı biliyorsanız kafanızda canlandı. Rusya, Atlantik Denizi. Yani şeye kadar. Almanya'nın kuzeyine kadar. Abi neyse bunlar tabii Moğollar bunun yanına bir tane adam atıyor. Zaten bu kilolu ya. Buna her gün yulaf yediriyorlar abi. Hatta bayağı Moğolistan'a falan karakuma varınca yani günümüzdeki Moğolistan'a. Bu bayağı bir şey falan zayıflamış. Neyse. Moğolistan'a falan varıyor abi bu adam. Orada işte bir ne oluyor? Bir şey mi ne ölmüş galiba Han. İşte diyorlar ki Han seçilecek falan. Sen bir bekleyeceksin. Abi 2 ayda bir ay daha mı ne bekliyor? Yani 3 aydır adam neredeyse seviyor. Orada işte keşişlerle orada da bir Hristiyan kilisesi var. Orada da takılıyor makılıyor orada. İşte buna geliyor şey listesi. Protokol listesi. Bu en sonda. Diyor ki ben niye en sondayım falan. Sen diyor Avrupa'sın. Ya o kadar komutanlar falan var ki zaten Marco Polo dizisini seyrederseniz ben zaten onu da şey yakın zamanda çekeceğim. Şöyle Marco Polo'da da ya gösteriyor o ihtişam falan. Gerçekten dönemi şöyle düşün. O dönemde Amerika falan yok. Yani bulunamadı. 100-150 yıl sonra falan Kolomb buluyor. Amerika falan yok. Dünya şöyle düşün. Avrupa Çin'e kadar. Yani başka bir dünya yok o dönemki kafasında. Adamlar Çin'den Avrupa'ya kadar büyük bir imparatorluk. Dünyanın en büyük imparatorluğu Moğol İmparatorluğu. Ondan sonra galiba İngiliz İmparatorluğu geliyordu. 19. yüzyılda güneş batmayan imparatorluk mu? Ya o ya da o Japonya'nın şeydi. Japon İmparatorluğu'nun sloganıydı. Güneş batmayan imparatorluk. Ya İngilizlerin ya Japonların da. Neyse. Böyle bir şey. Ya zaten ben size burada kısa anlatıyorum ama bunun daha çok şeylisi var. Burada detaylı falan anlatıyor. Yani okumanız lazım. Çok güzel bir seyahatnamedir. Kronik kitaptan basılmıştır. Çevireni de Engin Ayan diye biri gerçekten güzel çevirmiş. Kitap çok güzel. Diğeri de abi bu zaten bak tekrar gösteriyorum. Moğolistan seyahatnamesi burada kameradan kötü çıkıyor. Bu arada şey yapacağım. Haftada 3 video olsun diyorum. Bu son video bu hafta çekeceğim. Çarşamba. Pazar gününe kadar biraz takılayım. Okumalar falan yapayım. Kendimi şey yapayım. Çünkü çok fazla var okuyacağım kitap ve vaktim olmuyor. Hem çalışıyorum hem okuma falan. Vaktim pek müsait olmuyor. Abi bu da ayda 172 saatmiş. Yani aya 172 saat değil. Abi bu kitap hatta ödül müdül almış. İşte en genç bilim kurgu şeyi falan, gençlere yönelik falan filan. Kitap güzel. Böyle gerilimli falan hatta. İşte bu dört şeyden, dört tane genç
çıkacak aya. Ya 4 tane genç falan seçiliyor dünyadan. İşte biri Japonya'dan, biri Amerika'dan, biri de Fransa'dan falan bir çocuk. Böyle aya gidecekler. Aya gitmeden önce işte bunlar eğitim alıyor. Eğitim alırken mesela kız var burada bir tane kitabın içerisinde. Kız dışarıya çıkıyor Amerika'da falan. Orayı gezmek işte hazır şeye gitmeden önce, aya gitmeden önce. Gezerken böyle başına garip olaylar falan geliyor. İşte ayda kendisine olacakları falan bildiren birkaç adam var. Ya böyle her şey birbiri ardına. Roman çok güzel. Bilim kurgu çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Herkesin böyle alıp okuyabileceği çok basit çünkü. Şeyi de çok basit yazılmış genel. Ne diyeyim? Kurgusu çok basit yazılmış. Ya yani okunabilir. Zaten aile ilgili de işte birkaç bilgi falan da veriyor böyle. Kendinizi hani şey hissedebilirsiniz okurken. Hem bilgi açısından hem de bilim kurguyu okurken aynı zamanda da öğrenme açısından falan çok güzel. Genel olarak ayrı ayrı karakterler üzerine ele almış. Valla ben çok beğendim. Normalde biliyorsunuz ben bilim kurgu, yani roman falan okumam ama bilim kurgu falan çok okurum. Fahrenheit falan da okumuştum. Bu da onun kadar güzel. Yani Fahrenheit de mesela çok güzel. Fahrenheit'ı okuyunca da mesela itfaiyeciler normalde evleri söndürürken tam tersi evleri yakmaları. Son anda işte bu Montag Reis'in böyle bir kitapla ilgili şeydir falan. Gerçekten çok güzel kitaplar var. Abi şöyle yapacağım ben. Böyle ufak kitaplar olduğu zaman hani bunlar bana göre ufak. Bir videoda iki tane kitap falan göstermeyi düşünüyorum. En mantıklısı öyle. Çünkü diğer türlü falan hem bunu anlatacaksın hem diğer türlü yani kitap kalmaz. Kaç mesela hadi diyelim 3 yıldır 3 yıl boyunca her hafta 3 tane video atacağımı düşününce yine de kalmıyor. Bu arada birkaç tane daha tarih kitabı var elimde. Onları falan da böyle yakın zamanda bitirip size falan anlatmayı planlıyorum. Çok güzel kitaplar hepsi. Tarih kitabı dediğimde hani böyle şey anlamayın. 1000 sayfalık onlar da var ama onları biraz daha böyle zaman geçince belki 4-5 ay sonra falan şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi elimde bir dünya tarihi var. Susan Weiss'ın. Onu falan belki haftaya falan çekerim. O da böyle çok 4 ciltlik ama hepsi çok basit anlatımıyla hatta birkaç günde bitirebileceğiniz dünya tarihi kitapları. Onları falan böyle bir atma planım var. Ya çok çok güzel şeyler var elimde. Birkaç tane daha böyle roman tarzı var. Onlar falan atılabilir. Böyle ilk okuduğum kitaplardı. İlk kitabı olan bakış açımı falan değiştiren romanlardı. Umarım onları da beğenirseniz yakında zaten atacağım. Şöyle işte dediğim gibi ilk başta da demiştim. Haftada 3 tane video. En mantıklı söyle. Diğer türlü falan hakikaten kendime vakit ayıramıyorum. Şimdi zaten müsait oldum. Bakın saat 2. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.